Bodrum'da sanat güneşi olmazsa olmaz. Herkese merhaba, ben Can. Bugün Gürcü'deyim. Çok yakın iki arkadaşımın evine geldim. Harika bir ev gezeceğiz. Mükemmel bir taş ev. Evin bir tarafı gün doğumunu görüyor, bir tarafı gün batımını görüyor. Bir tarafında yağmur yağarken, bir tarafında güneş olabiliyor. Ve çok tatlı bir çiftle tanışacağız. Gürece bölgesi Bodrum merkeze yaklaşık 15 kilometrelik uzaklıkta. Aslında ana yol üstünde Bağla Sapağı'nı gördüğünüzde sağınıza ve solunuza baktığınızda Gürece bölgesi görmüş oluyorsunuz. Bu ev, şu anda konuk olduğumuz ev üst tarafta yer alıyor. Ana yola yaklaşık 1,5-2 kilometre tırmanıyorsunuz. Yani arabayla 3 dakikada zaten evdesiniz ana yoldan. Benim evime göre yine pratik ama bence Deniz'le Zeynep çiftine göre yine biraz uzak olduklarını söyleyebilirler. Oturmak için keyifli bir yer. Araçla en yakın gidebileceğiniz deniz Ortakent Yahşi sahili oluyor. Veya işte direkt Bağla Sapağı'nda olduğumuz için Bağla'ya da ulaşımı nispeten uygun. Alışveriş olarak ve yaşam olarak çok fazla bir sosyallik, çok fazla bir alternatif yok. Ufak tefek market vardır muhtemelen. Benim oturduğum bölge o açıdan çok daha sosyal kalıyor Gürece'ye göre. Ama oturmak için sessiz, sakin, keyifli. İster deniz manzarası, ister orman manzarası, her şey elinizin altında. Bakalım Deniz'le Zeynep çifti oturdukları evden memnunlar mı? Şimdi onlardan biraz Gürece ile ilgili, biraz evleriyle ilgili bilgileri alalım. O zaman haydi bakalım. Bu arada sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen kanalıma abone olun. Artık bu benim İşimin dışında başladığım bir hobi olmaktan çıktı. Hafif işim gibi olmaya başladı. Çünkü kendi mesleğimle ilgili, sporla ilgili videolarımı da artık hafif hafif koymaya, yüklemeye, çekmeye başlayacağım. Hatta onları ben çekmiyorum. Başka bir arkadaşım çekiyor. Bodrum'u ben çekmeye devam edeceğim. Haydi bakalım, gezmeye devam edelim. Herkese merhaba. Bugün Gürece'deyiz. Çok eski dostum olan Deniz İncekara ile birlikteyiz ve eşi Zeynep ile birlikteyiz. Deniz benim yaklaşık 15 yıllık, belki 20 yıllık arkadaşım diyebiliriz. Evet. Deniz'le meslektaşız. Ben o zamanlar daha bu mesleği yapmazken Deniz benim hocamdı. Yani hocaların hocası diyebiliriz. Yok. Öyle. Zeynep'le ikisi yıllardır İstanbul'dan başka yerde yaşama kararı, yani aslında karar vermek istiyorlardı. Düşünceleri vardı. Yani. Pandemi zamanında hemen hemen aynı dönemlerde siz de mi gidiyorsunuz, biz de mi gidiyoruz derken aynı dönemde yola çıktık. Hatta peş peşe arabalarda galiba konuşuyorduk ya da bir hafta mı vardı, öyle bir şey vardı. Önce geldiler, bir farklı bölgede kaldınız siz. Gündoğan tarafında bir ev kiraladılar. Sonra bir gittiler, İstanbul'daki evlerini kapatıp geri geldiler. İstanbul'da da hemen hemen aynı yerlerdeydik. Bu arada Deniz Aslen Kasımpaşalı. Onları da konuşuruz. Önce biraz onları tanıyalım. Daha sonra da Zeynep bize biraz evi gezdirsin. Çünkü evleri gerçekten çok keyifli. Önce Zeynep'ten başlayalım. Yine bugün mikrofonumuz saksıda. Ben o zaman hemen saksıyı alıyorum. Evet. Ben Zeynep. Ben aslında İstanbullu değilim. Ben de aslen Konyalıyım. Üniversite Ankara, arkasından İstanbul oldu. Aslında benim için güzel basamaklar. Şimdi de Bodrum, yani böyle basamak basamak gidiyorum. Artık Bodrumluyuz demeye başladık. Çok kısa aslında. 3 yıldır buradayız ama Bodrumluyuz diyoruz. Niye? Çünkü İstanbul'dan bir kaçış bizim için aslında gerçekten bir hayat kararı oldu. Mutluyuz da, çok keyifliyiz. Ama şunu fark ettik, tabii yaşadığımız çok sıkıntılar oldu. Hele ilk seneler, eminim sen de yaşamışsındır. Bütün sıkıntıları şimdi yavaş yavaş dile geldikçe anlatırım ama yavaş yavaş anlatayım. Çünkü Bodrum sevdaları mutlaka vardır ve herkesin hayali tabii ki Ege'ye gelmek. En güzel de karardı. Bakalım şimdiki buradaki hayatımıza devam edeceğiz. Meslek olarak bunca yıldır ben çok yoğun bir şekilde medyada çalışıyordum. Bir anda o mesleği de bırakıp buraya gelmiş oldum. Ama bu da bana bir şeyler kazandırdı. Çünkü biliyorsun böyle bir yer değişiklikleri, şehir değişiklikleri her zaman insana farklı bir şeyler... Farklı bir vizyondur. Kesinlikle farklı bir vizyon açıyor ve insan kendini buluyor.
Belki de şimdi İstanbul kendini bulsun diye İstanbul'u bıraktık. Sonra bakalım inşallah İstanbul kendini bulduğunda biz şimdi Bodrum'da kendimizi bulduk. O yüzden mutluyuz. Güzel. Burada devam. Aslında Deniz'le Zeynep'in daha bakir bir yere gitme kararları vardı. Ama tahminen burada yaşadıktan sonra biraz daha artık Bodrum veya İstanbul arasında gidip gelmeye başladılar. Ya biz tabii iş gereği çok insanlarla sohbet eden yoğun bir tempodan geliyorduk. Biz Zeynep'le beraber ilk buraya geldiğimizde zaten Bağdat Caddesi'nden çıkmayız. Bağdat Caddesi'ni biliyorsun. Ona selam, buna selam. Herkese orada yürüyerek. Yürüyerek aynen bütün işlerini yapabiliyorsun, ediyorsun. Bizi o hayat sanki böyle biraz yormuş. Bu pandemi döneminde de bir Bodrum hayallerimiz vardı. Yaş tabii 40 olunca. Deniz bu arada eski Hillside eğitmeni. Evet. Daha sonra biz onunla Suadiye Shore Club'da tanıştık. Orada aynen. Eğitmenken. Sonra golf milli takımında kondisyonerlik aynen. yaptı. Fenerbahçe'de Alyan Kulüp. Fenerbahçe'de Alyan Kulüp'teydi. Kulübü. Üzerine burada zaten aynı aynen. sektördeyiz. Aynı işi yapıyoruz. Evet. O yoğunluktan çıkınca insan böyle sakin bir yer istiyor. İşte biz zaten evi de biraz o şekilde tutmamızın nedeni oydu. Birazdan da zaten Zeynep evi gezdirir. Çok güzel bahçesi var. Sakin. Ya bu bize bir sene boyunca o kadar güzel geldi ki ama bir senenin sonunda arabaya mahkum olmak insanı çok yoruyor. Yani insan böyle yürüyerek bir yerlere gidip bir kahve içmek istiyor, biraz gezmek istiyor. O araba belli bir zaman sonra külfet yoruyor, gelmeye yoruyor, çok fazla tabii. yoruyor. Biz ilk geldiğimiz sene bir sene boyunca burada hiç Bodrum merkeze falan gitmedik yani sırf buradaydık. Şimdi haftada ilk kere Bodrum merkeze gider olduk. Çünkü insan ister istemez orayı bir arıyor evet, yani. Evet, sirkülasyon. Yani ben her videomda hemen hemen söylüyorum. Hani imkanımız olsa evet. bir evimiz böyle bir yerde olsun, bir evimiz daha merkezi aynen tarafta öyle. Olsun. Kışın işte atıyorum orada yaşayalım. Çok kış doğru. şartlarında Zeynep'le ayrıca konuşuruz nasıl geçtiğini. Bu sene felaket de. Her videomda bastıra bastıra söylüyorum. Ben de tabii özlüyorum. Bir de şu anda malum hani akaryakıt fiyatları bayağı yükseldi. Arabamı ufatmama yani arabamın motorunu küçültmeme rağmen Mayıs ayında 6000 liralık bir yakıt yakmışım. Evet. 1400 cc standart bir arabaya biniyorum bu arada yani. Hani ve sadece işe gidip geliyorum. 6000 TL. O kadar diyorum. Artı ev fiyatları tabii 5'ken 20 falan oldu yani. 4 kat çok falan doğru. arttı. Şu anda herkes ev arıyor ve mevcut evinden de çıkarılıyor ne yazık ki. O yüzden Bodrum'da yaşam gerçekten yani daha doğrusu her yerde yaşam bence zorlaşıyor. Hatta aynen. dünyada da bu böyle. Geçen Kos'a gittiğimde Yunanistan'da orada da yağ fiyatı pahalı olduğu için restoranlarda bir kısmında kabak kızartması kaldırıldığını söylemişlerdi. 7 eurolardan 30 eurolara çıktığı için. Genel bir şey var ama tabii biz bunu biraz daha fazla hissediyoruz. Evet. İstanbul'la kıyasladığımda en azından bizim oturduğumuz bölgede araç faktörü ortadan kalktığı için biraz daha bizim için aslında daha avantajlı durumda şu anda İstanbul diyebilirim. Evet. Ya kesinlikle öyle ama yani buranın da çok güzel yönleri var. Yani anlatamam. İşe gidiyorsun, evet. sabah kalkıyorsun. Deniz kenarında mesela koşabiliyorsun bomboş sahillerde. Yani yazın tabii bunu yapamıyorsun. Çok kalabalık dönemde ama geri kalan 9 ayında, 10 ayında burada mükemmel bir hayat geçirebiliyorsun. Özellikle Eylül ayından sonra başlayan dönemde. Sarı yaz. Aynen öyle. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Yani bunu da İstanbul'da yapamazsın. Buranın da olumlu tarafları var. Bizim geldiğimiz yerin de olumlu tarafları var ama ben yine Bodrumcuyum. Güzel. Zeynep'ciğim sen? Ya şöyle aslında işe birazcık ben kadın tarafıyla yaklaşacağım. Buradaki konakladığımızda geldiğimizde yaşadığımız en büyük sıkıntı özellikle kadın olarak evlerde yaşadığımız en büyük sıkıntı. İşte altyapının olmaması, biz hepimiz kaloriferli evlerden geldik. Bir anda gelip böyle ısınmakla ilgili problem yaşamamız. Mesela biz sobayı tercih ettik ama aslında en güzel tercihi yapmışız. Çünkü İstanbul'da yaşayamayacağımız bir şeyi bu sefer burada yaşadık. Soba üstü kestane yapmalar mı olsun? Odun böyle kokusu. Keyifli, odun kokusu. Bu arada birazdan gezeriz evi. Zeynep'in, ya yani evin için Zeynep'in babaannesinden kalma aynen. bir takım mobilyalarla dolu. Pick-up işte hatta pick-up'ı yani o CD mi yani şey ne denir o şey ya? Aa o kadar yaşlıyım. Plak. Genç olduğun için onları bilmezsin. Pardon. Pick-up ve plaklar babaanne zamanından aynen. kalan. Koltuklar olsun. Başka neler var bilmiyorum. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bizim en büyük şeyimiz biz İstanbul'u komple kapatıp yani dönmemek üzere geldiğimiz için bahsettiğin gibi biraz ben antikaya meraklıyım. Anneannemin, babaannemin, dedemin bütün artık eskileri de toparlayıp getirdim. Birçok Bodrum evinde bunu bulmak mümkün değildir aslında. Bu konsepte biraz onu biz birleştirdik. Yani bir en eski berjerden, dedemin berjerinden tutun da en eski o bakırlara kadar hani her şeyi taşıyıp Bodrum evine yerleştirmiş durumdayım yani şu anda. Eve de tam uymuş yani. Ben hatta hani evet. evin eşyalarımı falan diye sormuştum ilk geldiğimde.
Ev de çok güzel. Yani evin bir ön tarafında bahçe var. Olduğu gibi deniz görüyor. Biraz yüksekte olduğumuz için de tabii aynen. Çok keyifli. Evet. Yol gürültüsü falan da gelmiyor. Çünkü yok. Yoldan hem uzağız hem çok uzak değiliz. 3 dakikada arabayla çıkıyoruz ama evet. Yukarıdayız ve arada kademe olduğu için hı-hı. Ambulans sesi dışında araç sesi gelmiyor. Yani. Aynı zamanda arkada bahçe var. Arka orada bahçe daha bakir. Gün batımı orada, gün doğumu burada. Birazdan gün batımına doğru geçeriz. Oraya böyle o kadar bakir ki Dereköy falan da gözüküyor. Bazen domuzlar falan geliyormuş. Hala geliyorlar mı bilmiyorum. Bunlar. De videoları var. Kesinlikle. Bunu koyarız o zaman videoya. Bahçeye çapa gerektiğinde akşam bir geliyoruz. Onlar çalışıyor zaten sağ olsunlar. Orada sabah hepsi eşelenmiş. Aynı zamanda işte bir alt katında şu anda kullanım dışı ama bir küçük bir havuzları var. Yan tarafta bahçeleri var. Yani ama ben hiç bahçeli evde oturmadım. Bilmiyorum bahçenin bakımıyla uğraşmak nasıl, zor mu? Vallahi o, evet, bahçıvan konuşsun diyorsun. Ya aslında çok zormuş. Yani ben daha önce bahçeli evle yaşamıştım. Bir çiftlik tarzı bir yerde yaşamıştım. Ama tabii ki bu kadar çok ilgilenmemiştim. Bir defa Bodrum'daki en büyük problem su problemi. Bunu biliyorsun. Özellikle evet. Yazın o su problemini yaşıyoruz. O yüzden çimleri yeşil tutmak kadar, o peyzajı yeşil tutmak kadar zor bir şey yok. Evet. O yüzden biz birçok şeyi daha böyle mesela yeni yeni öğrendik ve minimale geçtik. Daha saksıya geçtik. Daha böyle saksı çiçeklerini tercih etmeye başladık. Çimden yavaş yavaş vazgeçmek zorunda kaldık. Ama bahçeli evin çok büyük sıkıntıları olduğunu buraya gelince aslında yaşadık. Yaşadık ama tabii çok keyifli. Çok keyifli. Bahçe yani insana inanılmaz bir huzur veriyor. O zaman Zeynep bize birazcık evi gezdirsin. Sonra hadi sohbetimize bakalım. Arka bahçede devam edelim. Tamamdır. Evet, şimdi Zeynep bizi evin içinde gezdirmeye başlayacak. Hoş geldiniz. Şöyle mikrofonu Zeynep Hanım'a takdim hemen ediyorum. Hemen alıyorum. Tamam. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii gelir gelmez hemen benim böyle bir eski esintilerin olduğu salonumuza şöyle bir gösterelim. Bir defa burası taş ev ve orijinal taş ev. Yani hiçbir şekilde arasında beton yok, tamamen yığma taşların koyulduğu ve hani öyle bir düzende yapılmış bir taş ev. Bunun tabii ki artıları da varmış, eksileri de varmış. Ben bunu gördüm ama burada yaşamak kadar, bu dokuyu hissetmek kadar da güzel bir şey yok. Isınma ve soğuma olarak nasıl mesela taş evin? Şöyle, o bir rivayetmiş, bence yanlışmış o. Derlerdi ya, yazın çok serin olur, hani kışın böyle çok şey olur, sıcak tutar diye. Ama açıkçası Bodrum evlerinde şöyle bir şey var. Yazlık düşünüldüğü için evler yalıtım olayı yok. Ve bir bakım yapılmazsa eğer bu evlere, ki bu ev 10 sene boyunca boştu. Evet. Öyle olduğu için, yalıtım da yapılmadığı için onda sıkıntı çekiyoruz. Yani yağmur yağdığında açıkçası salonumuzda da bazen yağmur yağabiliyor. O kadar doğal bir ev. Bu arada benim dikkatimi baykuşlar çekiyor. Evin hemen hemen her yerinde baykuş var. Bak baykuşla ya baykuş... fotoğrafları, resimleri, baykuş bibloları, içeride her yer baykuş, üst tarafta. Bu baykuşların anlamı nedir? Hala buralarda devam ediyor şu anda. Yani her yerde evet baykuş görebilirsin. Evet, her köşede var, öyle söyleyeyim. Hatta şöyle söyleyeyim, eminim bu akşam sen de rüyanda baykuş göreceksin. Çünkü buraya hep gelenler genelde öyle diyor. Çünkü her köşede baykuş. Ben baykuşu çocukluğumdan beri çok çok meraklısıyım. Çok severim ve yani benim bir ruh hayvanım olduğuna inanıyorum baykuşun. Her yönüyle çok sevdiğim bir hayvan. O yüzden hiç de ayrılmadığım bir hayvan. Gerçeği de akşamları geliyor bu arada. Tam karşıya geliyor. Tabii ki artık tam karşıya geliyor. Baykuşa gelir bence de yani. Bence hani bu kadar de... çağırdıysanız. Baykuş evet değişik, mistik bir hayvan. Öyle. Dereköy'de de bir baykuş hikayesi vardır. Onu ayrıca inceleyeceğim. Orada yaradan duymuşsundur. O, biliyorum, bilmez miyim? Evet, Kuşbay onun adı da. Aynen öyle, Kuşbay. Aynen öyle. Evet, arka bahçemize evet, bir geçelim. Burası aslında ben evin en sevdiğim yerlerinden biri. Çünkü çok güzel vakit geçiriyoruz burada. Zaten herhalde görünce benim en çok nerede vakit geçirdiğimi Deniz'le birlikte belli. Hemen bulmuşuzdur.
Bazen herhalde gün batımına veya gün doğumuna göre arka tarafta oturuyorsunuz. Mangalınız burada. Evet, mangal burada. Suçüstü burada yakalandınız. Domuzlar yukarı üst tarafa geliyor herhalde. Oraya doğru da yürüyelim. Oradan bir manzaraya yani, da bakalım. Açıkçası kapının önüne kadar geliyorlar. Hele bu kış anladığım kadarıyla herhalde yemek bulmakta sıkıntı çektikleri için sürekli bizimle. Mesela burası şu anda bir domuzun yapmış olduğu yani bir tahribat. Dün gece yapılmış evet. Muhtemelen bir tahribat. Bu arada yan bahçeniz. Yan cennet bahçesi. Komşumuz bahçe konusunda çok iyi. Çok çok iyi. Burada komşuluklar çok önemli. Gerçekten çok önemli ve biz çok şanslıyız o konuda. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Şimdi şöyle söyleyelim. Bu arka bahçeye çıktığımızda komple buradan sizin tarafları görüyoruz değil mi? Dereköy evet. tarafları, Turgut Reis. Bu bizim sitenin artık arka tarafı. Ve gün batımının en güzel olduğu yerler. Normalde Gürece mesela çok rüzgar alan bir yerdir tepede olduğumuz için ama yaz için cennet. Gerçekten cennettir. Ya şimdi, burada çok güzel bir esinti oluyor yaz aylarında. Onun için burası bizim gerçekten en sevdiğimiz yerlerden birisi. Evet, gece şu ışıkların yandığını, gaz lambalarının yandığını düşünüyorum. Belki vardır fotoğrafınız burada. Olmaz mı? Çok keyifli güzel. Olabilir. Şimdi bir ön tarafa doğru gidelim. İlk başladığımız yere doğru gidelim. Orada da güzel bir manzara var. Gün tam karşımızdan doğuyor. Yani hatta denizin burada bir lafı vardı ben evlerine misafirliğe geldiğimde. Şu önde de veranda kısmında oturuyorduk. Deniz dedi ki bir gün ön tarafta güneş varken arka tarafta yağmur yağıyordu dedi. Aynen. Bodrum'un havası gerçekten çok değişken. Hani şu anda çizgi filmlerdeki gibi kara bulut olabiliyor yani üstümüzde. Evet Zeynep'ciğim tekrar mikrofonu sana veriyorum. Eski bir televizyoncu olduğun için güzel konuşuyorsun. Buradan da deniz gözüküyor. Baktığımız yer neresi? Yahşi. Şimdi Yahşi, evet Yahşi sahili görüyoruz. Tabii ki yukarı taraftan baktığımızda aslında komple Bodrum'a kadar olan bütün koyları, Biteze kadar giden bütün şeyi görebiliyoruz. Zaten Yahşi sahile inişimiz bir 8 dakika gibi arabayla. Genelde de yazı zaten biz o sahilde geçiriyoruz. Deniz'in bahsettiği gibi günü buradan doğuruyoruz, günü arkadan batırıyoruz. Yani o bizim için günün en güzel şeyi, şahitliği oluyor ve buna bayılıyoruz. Yani en sevdiğimiz karşıda şey. Karşıda gördüğümüz ada da Kos Adası mı? Karşısı Kos, evet. Evet, güzel. Şu evet. anda biraz sisli ama yani manzaramız ve doğamız ve burada yaşadığımız şu arkaya döndüğünde de gördüğüm belki o taş evin verdiği şey, huzur bambaşka. Antrenmanlarınızı burada mı yapıyorsunuz peki genelde? Evet, burada şurada yapıyoruz bazen. Walking lunge'ımız aynen, burada gidip burada. Geliyor. Uzun bir parkur var. Hocam. İsterseniz hocam. Üçümüzü bir walking lunge yapalım burada. Bu arada kapışalım walking lunge. Bu arada ikisi de çok iyi sporcu gerçekten. Deniz zaten. Eğitmen Zeynep yani görmeyin Zeynep'i yani hani boş durduğunda boks yapar işte gelir ağırlık kaldırır koşar eder yani ne varsa Zeynep'te var zaten yani zaten belli oluyor çiftliğinde çok tatlı bir çift gerçekten. Evet, kameraman Cevat Kelle geldi. Ön tarafta başladık. Deniz'le Zeynep'i tanıdık. Zeynep'le Deniz bize evlerini gezdirdi. Arka bahçelerini, domuzları, manzaraları. Yahşi'ye, Dereköy'e, Turgut Reis'e her yere hakim bir yerdeler. Ne yazık ki geçen sene o yangınlarda biz Deniz'le haberleşip ona göre müdahale konusunda yardımlaşıyorduk. Onlar da sağ olsun çok uğraştı. Burada daha sonra tatbikat bile yaptılar olası yangınlara karşı. Evet, o zaman özetle Bodrum'da olmaktan keyiflisiniz. Bana yansıttıkları şey geçen sene sanki buradan biraz daralmış da biraz daha bakir bir yere gidecekleriydi. Ama şu anda konuştuklarımda burada çok memnunlar. Hatta buranın kalabalık olması da herhalde biraz hoşlarına gidiyor anladığım kadarıyla. Peki şu anda Gürece'de oturmaktan memnunsunuz. Bir sonraki sefer evi değiştirecek olsanız ne yapmak isterdiniz? Daha böyle doğal bir yerde yaşamak mı? Dedin biraz daha merkeze yaklaşayım ama gerçekten yapabileceğinize inanıyor musunuz? Buyurun. Söz sizde. Önce ben herhalde. Evet, önce bayanlar. Peki.
Ya şöyle söyleyeyim, ben gerçekten o doğalı burada yaşadıktan sonra tam böyle kalabalıkta yapabileceğimize inanmıyorum açıkçası. Biz son dönemde zaten birazcık böyle şeye döndük. Tamam, evimiz yine bahçeli olsun, yine biraz uzak olsun. Fark ettiyseniz sadece şu anda bizim sesimiz var. Evet. Ve aslında biz site içindeyiz. Ona rağmen sadece kuş seslerinin, ağustos böceklerinin, baykuş seslerinin, arada domuz homurtularının olduğu bir yerdeyiz. Ama bu bize bence mutluluk veriyor. Ha, gidebildiğimiz zaman oralara gidebiliyoruz en azından. Onu bilmek güzel. Bundan sonra buradan çıkarsak ben Gürece'yi çok seviyorum. Yani keşke yine Gürece'de bir yer bulabilsem. Ama evet, arabaya bağlıyız. Bunun bir çözümü... Öbür türlü de Bodrum merkeze gittiğinde Vah Park derdi bulamadığım sorunları başlayacak. Gece gürültüden uyuyamayacaksın. Ya, evet, şey evet kesinlikle. İstanbul moda yani. Doğru. Bodrum merkez dediğin yer şu anda. Çok doğru. Çok doğru. O yüzden yine benim tercihim bu olacaktır. Şu sessizlikte ben her sabah kalkıp bu hamama yatıp kitabımı okuyorsam yine onu yapmak isteyeceğim. Ve buradaki mahremiyeti zaten arıyor olacağım. O yüzden benim tercihim yine böylesi bir yer. Evet. Bakalım Deniz Bey ne diyecek bunun üzerine? Ya zaten arabayı hep ben kullandığım için Zeynep'in burayı seçmesi normal yani. Doğru. Trafiğe ben girmiyorum o yüzden. Evde patron ne derse o. Buradayız. İstanbul'u özlüyor musunuz peki? Ya ben şahsen hiç özlemiyorum. Yani beni bilmiyorum. Oradan artık böyle şey bitirmişim yani ben artık orayı. İstanbul yani... 4 sene, 5 sene gitmesem, 6 sene... Aramazsın. Aramam ama işte annem orada, ablam orada. Yani insan bir tek onları görmek istiyor. Onun dışında işte akrabalar var. Onun dışında ama yani hiç benim gidesim gelmiyor ama Zeynep özlüyor. Ya ben de başka bir şey. Ben doğma büyüme İstanbul'a olmamama rağmen İstanbul bence bir aşk. Yani o şey gibi hani, ama aşkların da en güzeli uzaktan sevmesi, arada sırada gitmesi diye düşünerekten. O boğazdan geçtiğimde affediyorum İstanbul'u. Ta ki trafiğe girdiğim zaman yine başlıyorum küsmeye. Tabii tatil kapısıyla yani İstanbul aslında tatil yaparak güzel. Yani evet, her gün doğru. İşte ben köprüyü geçerek çalıştığım iş zamanlarım da oldu maaşlı çalışırken. O zaman nefret ediyordum ya da işte ne bir sistemi çok zor kurmuştum İstanbul'da da. Her şeyi bir cadde altına, bir çatı altına toplamıştım yani yürüyerek 300-500 metreyle çözdüğüm bir şey. Ben bazen sadece onu özlüyorum. Bu arada Deniz Aslan Kasımpaşalı. Eskiden böyle hep dışarıda işte daha gençliğimize falan ben Kasımpaşalıyım falan diye girerdi. Kasımpaşa'yı özlemiyor musun? Kasımpaşa'yı tabii ki özlersin. Çünkü ya bütün her şeyim orada geçti benim. Bütün çocukluğum orada geçti. Abilerim var orada böyle... Sohbet ettiğimiz, rakı sofrasına oturduğumuz yani bana çok büyük şey var. Yani bir üniversiteydi bence orası. Hayat Üniversitesi diyeyim. Hani tekrar dünyaya gelsen, tekrar Kasımpaşa'ya vakit geçirmek ister misin deseler %99 değil %100. Yani yine tekrar orada yaşamak isterdim yani. Çok keyifli anılarımız geçti orada. O zaman... Zeynep ve Deniz çiftine çok teşekkür edelim. Çok teşekkürler. Yani onlarla uzun zamandır keyifli bir sohbet yapmak istiyordum ama işte denk gelemedik bir şekilde. Deniz de çünkü çok yoğun çalışıyor. Evet. Zeynep de yoğun, ben de yoğunum. Bir kesişemedik. Onlar gitti geldi, bir şeyler oldu falan. Kısmet bugüneymiş. Bugün Haziran'ın başı, 2 Haziran. Evet. Keyifli bir yazmış bizi bekliyor. Artık bu bahçede onlar bana, ben onlara, mangala, sohbete, denize falan güzel bir yaz bizi bekliyor. Evet. Arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? Bodrum'da yaşanır mı? Yani gelsinler mi yani? Kesin gelsinler ama adapte olamayan bir sürü arkadaşımız da var. Yani evet, Bodrum'un çok güzel yönleri var ama aynı zamanda işini oturtturman lazım. Burada yeni bir çevreye giriyorsun. Yani o adaptasyon çok önemli. Biz onu çok hızlı bir şekilde atlattık. Yani biz tabii çok çok kalabalık geldik ve hani burada da hani hep tanıştığımız kişiler zaten geçmişte kesiştiğimiz kişilerdi bir yerde yani. Hani kuyruğumuz bir yerde denk gelmişti. Evet. Herkes sonuçta İstanbul'dan oradan buradan. Burada biriyle tanışıyorum. Bir sosyal medyadan ekleşiyoruz. 30 tane ortak arkadaş. Aa sen de mi o dönemde oradaydın? Ben de oraya gittim. Sen de... Ve bir samimiyet oluyor. Aynı dilden konuşmaya başlıyorsun. O yüzden böyle çok kozmopolit bir yer değil aslında. Burası İstanbul, Ankara, İzmir'in daha çok kesiştiği yerler. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Hemen hemen her videoda zaten aynı şeyleri söylüyorum. Ama kapatmadan şunu da söyleyeceğim. Hani yaşamak isteyen, gelmek isteyen varsa şu anda... Ev fiyatları uçmuş durumda. Yani burada 10-15 senedir barınan insanlar bile evlerinden oluyor ve bir şekilde ev bulamıyorlar ya da bulmakta zorlanıyorlar ya da o hayallerindeki ev olmuyor ne yazık ki. Kesinlikle. İkincisi de burada ulaşım çok büyük dert olmaya başladı. Kendi yaşadığım problemlerden bahsediyorum. Gümüşlük'te oturup Bitez'de işe gidip geliyorum ve bu bana Mayıs ayında 6000 liraya mal oldu. Tekrar ediyorum, 1400 cc'lik standart bir arabaya binmeme rağmen manuel vites falan yani hani 6000 liradan bahsediyorum. Ekstradan gezmiyorum da. Bir kere falan havaalanına gitmişimdir. İş çok fazla alternatif var.
İstanbul'da iş bulma imkanınız zorsa burada daha kolay bulabiliyorsunuz. Çünkü burada daha az çalışabilecek eleman var. Çünkü barınamadığı için insanlar çalışamıyorlar. Öyle bir gerçek var. Eğer barınma ve ulaşım sorununuz bir şekilde iş yeriniz tarafından karşılanıyorsa veya şanslıysanız burada varsa öyle bir imkanınız, iş konusunda hiç korkmayın. İstanbul'da veya büyük şehirlerde bir imkanınız varsa burada 10 imkanınız var. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Tekrar kapatabiliriz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz de teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. O zaman en yakın farklı videolarda görüşmek üzere. Zeynep ve Deniz çiftiyle videomuzu kapatalım. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Belki bu arada seninle bir gün spor videosu da çekeriz. Artık artık kanalda yeni spor videolarım da olacak. Mesleğimi de yansıtacağım haftada bir, hem bilgi hem ders olarak. Bir gün Deniz'le yaparız. Yaparız. Evet, görüşmek üzere. Ne? Aferin parsuma. Aferin oğluma. Ne oldu? Aferin oğlum. Kızdın mı? Aferin sen? Oğlum. Aferin pars. Aferin pars. Pers. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Buraya gel pers.